Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu mahallesinde yaşlı annesiyle birlikte yaşayan Osman Demirel'in 10 yıl önce böbrekleri iflas etti. O günden bu yana diyaliz makinesine bağlı yaşayan ve böbrek nakli için sıraya giren Demirel'e bir türlü nakil yapılamadı. Hastalıktan dolayı çalışamayan ve sadece engelli maaşıyla hayatını sürdüren Demirel, sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor. Hastalığa bağlı olarak bir kolunun da sakat kaldığını belirten Demirel, böbrek nakli için beklemekten başka çaresinin olmadığını ifade etti. Valla 10-12 yıldır böbrek hastasıyım. İşte makineye bağlı 10 yıldır falan. 2 yılda öyle böbreklerim şeydeydi yani. Makineye bağlamamıştım da ilaçları falan alıyordum. Tedavi uyguluyordu araştırma. Ama sonra böbrek iflas etti. İşte mecbur makineye bağlandık. İşte 8 yıldır, 9 yıldır nakile yazılmış sıradayız. Beni 6-7 kere falan çağırdılar. Ama işte bir türlü beni nakil yapmıyorlar, ben anlamadım. Mesela sıra, öncelerde diyorlardı sıraya koyuyoruz. Sıra benim hepsinden önce olmam lazım, sıra. Ama bizi öteliyorlar, ben anlamadım niye. Hep geriye atıyorlar, ben anlamadım. Evli misiniz? Yok, ayrıldık. Peki nasıl oluyor? Başka sağlık sorunlarınız var mı? Başka işte böbreklerim şekerden dolayı gitti. Şeker hastalığından dolayı başka da sıkıntı. Çalışmıyorsunuz? Yok, engelli şeyim var işte. Ondan geçiniyoruz. Hastalıktan dolayı hiçbir iş? Çalışamıyorum. Kol sakat zaten böbrekten dolayı, bu koluna iş yapamıyoruz. Kimle yaşıyorsunuz? Annemle işte kardeşlerim var. Onlarla yaşıyoruz. Çok zor oluyor. İşte bir türlü yediğimiz içtiğimiz şeyler bize yaramıyor. Değerlerimiz yükseliyor. Sürekli mesela gidiyoruz tahlil muayene oluyoruz mecburen. En ufak şeyde hemen muayeneye gidiyoruz. Muayene ücretleri de bizden alıyorlar. Engelli maaşıyla biraz zor oluyor. Engellilerden yani şey almamaları lazım. Bu muayene ücretlerini falan. Almasalar çok iyi olur. Vallahi bilmiyorum. Doktorlar diyorlar bekleyeceksin. Şansına diyorlar. Sürekli çağırıyorlar ama mesela 10 kişiyi çağırdığı zaman o 2 kişiyi alacağı zaman mesela 4 kişi falan kalıyoruz biz. O mesela öndekini almazsa beni alacak. Ama almıyor. Bir türlü hep arkaya, geriden gidiyorum ben. Ya işte kalpte sıkıntı çıkabilir. Mesela bu bazı şeyler var. Değerler çok yüksek olursa potasyum var, fosfor var, bilmem ne. Kılcal damarlara geçme şeyi var. Kılcal damarlara geçerse o daha tehlikeli. Bize biraz yardımcı olsa devletimiz iyi olur. Mesela nakil bağışlamaktan, organlarını bağışlamaktan korkuyorlar. Halbuki bütün hocalar da açıklamış, Diyanet de açıklamış. Organ bağışı hem yani dinen sakıncalı değil, hem de şey yani mesela canlı kişi de vermek istemiyor. Canlı kişiler de korkuyorlar böbreklerini bağışlamaktan tekini. Mesela iki böbrek var, bir insan bir böbrekle ömür boyu yaşayabilir. Ama onlar da çekiniyorlar böbreğini bağışlamaktan. Onlar da yani daha duyarlı olsunlar. Daha duyarlı olmalarını rica ederiz.